Metin Şentürk'ü eminiz ki siz de en az bizim kadar özlemişsinizdir. Eğlenceli ve enerji dolu sohbetiyle duygu yüklü yeni şarkıları sıradaki haberimizde saklı. Şimdi arkanıza yaslanın ve keyifli sohbetimizin tadını çıkarın. Renkli. Ben abi havayı. Renklerde. Eğlenceli. Bundan sonra karanlıkta yaşayacaksınız. Enerjik. Benim burada olmam abesleşti galiba. Çünkü burası bir resim galerisi. Ve başarılı. Bu kadar sıfatı bir araya toplayan nadir isimlerden biri Metin Şentürk. Biz de hem bu güzel enerjiden faydalanalım hem de bir kahkaha şova imza atalım dedik. Ve beyefendiyle o meşhur teknede bir buluşma gerçekleştirdik. This is a Milk and Sugar production. Thank you. Çıkan haberlere göre Metin Şentürk, Bebek'te demirlediği 3 direkli teknesi yüzünden sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman'la karşı karşıya gelmiş. Hatta hanımefendi Metin Bey'i manzaram kapanıyor diyerek belediyeye şikayet etmişti. Bu haberlerin aslını beyefendiden öğreniyoruz şimdi. Ya bu haber tamamıyla asılsız bir haber. Zaten Feryal Hanım'ın da açıklamalarını duydunuz, gördünüz. Feryal Hanım çok zarif bir kadın. Böyle bir şeyi kafasından geçirdiğini bile düşünmüyorum. Ayrıca burada komşuluk ilişkilerimiz bizim çok üst düzeyde. Hiç öyle bir ya çok ilgisiz bir haberdi, onu söyleyeyim. Boşuna bir gündem işgali ya da işte ne bileyim ya haber kirliliği diyelim buna. Diyelim ki Feryal Hanım'ın evde sizin. Bu direkler sizi rahatsız eder mi? Bu direkler var ya. Bu direkler buraya güzellik katıyor. Bu bir. İkincisi benim için her yer manzara olduğundan dolayı bana her yer manzara. Sıkıntı yok. İnsan görmek istediği güzel şeyleri görürse onu rahatsız eden şeyleri görmez. O yüzden o direkler orada güzel duruyor. Metin Şentürk'ten gerekli açıklamayı aldık. Ancak bu kadarla bitmedi. Ekibimiz bir yandan aynı konunun muhatabı Feryal Gülman'a da bu haberlerle ilgili konuyu açıklığa kavuşturmak için mikrofon uzatmayı unutmadı. 2 gündür gerek yazılı basın, gerek televizyonlar, gerek internet, siz Metin Şentürk teknesi bu haberler yapılıyor. Ben de şimdi sizi yakalayınca tabii sormak istiyorum. Gerçeği sizde çünkü. Ben sabahleyin bir televizyon programından beni aradılar, öyle öğrendim. Böyle bir konudan da öyle haberim oldu. Çünkü ne belediyeye bir şikayet söz konusu, ne Metin Bey'le bir diyalog söz konusu. Zaten o teknenin sahibi Metin Bey değil. Zaten haberin başı yanlış. Onun da sonu da yanlış. Ama Metin Bey kullanıyor hani hep tekneyi. Metin Bey'i sürekli tabii ki sanatçımız, çok önemli bir sanatçımız Metin Bey, tabii ki tanıyorum. Evime girip çıkarken tekneye Metin Bey'in girip çıktığını biliyorum ama teknenin Metin Bey'e ait olduğunu ben de bilmiyordum ki dün öğrendim ki gerçekten de değilmiş. Fakat 15 senedir tekne orada. Bizim hiçbir zaman rahatsızlığımız olmadı. Tekne çalışanlarıyla benim evimdeki yardımcılarım gayet iyi ilişkileri vardır. Tekne benim evimin önünde değil. Evimin bahçesinin bir kenarında. Biliyorum eviniz üste kalıyor. Evet ve yelkenlerin sadece uç kısmı görünüyor. Hiçbir rahatsızlık vermediği gibi bahçede çok da hoş bir görüntü veriyor. Madem konu açıklığa kavuştu, öyleyse hemen beyefendinin Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran hız rekorunun İngiltere'de yaşayan bir beyefendi tarafından kırıldığını hatırlatalım Metin Bey'e. Hız rekorunu tekrar geri alacağız ama tanıtma fonundan buna destek bekliyoruz. Çünkü bu büyük bir proje, öyle hadi Metin git yap da gel olmuyor öyle. Bu koskoca bir ekip var bunun ardında. Volkan Işık ve ekibi buna çok emek harcıyor ve büyük bir dikkatle, titizlikle yapılıyor bu. İnşallah gereken destekleri tamamladığımızda ben süper hazırım yani. Madem Metin Bey kendisinden bu kadar emin, peki rakiplerine de meydan okuyacak mı dersiniz? Okuduk bile tabii. Ben o rekoru kırdıklarında Sayın Büyükelçi'yi ziyaret ettim. Richard Moore'u ve birlikte değerli eşini. Ondan sonra o gün de bunu söyledim.
Efendim dedim, kusura bakmayın ama rekoru geri alacağım. rekor denemeleri arasında şarkıcılık kimliğinin unutulduğu sanılmasın. Yepyeni bir albüm kapıda, haberiniz olsun. İnşallah Kasım'ın ortalarına doğru albümümüzün adı Kelebek. Sizlere de bir kelebek konduracağız inşallah. Kelebek etkisi diye bir şey var, duymuşsundur sen. Buna da bir soğuk şaka yapma inşallah. Etkilendin mi? Bak, kelebek etkisi. Kelebek etkisi demek, detaya dokunup bütünü etkilemek demektir. Aşk da böyle bir şeydir. Detayına dokunur ama bütününü etkiler. Kelebeğin ömrüyle ilgili bildiğiniz şeylerin tamamı da doğru değil. Lütfen inceleyin. Bununla ilgili de bir söz var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, aşk kelebek gibidir. Anlamayana bir günlük, anlayana bir ömürlük. Madem şarkının hikayesini bu kadar dinledik, kendisini de dinlemeden olmaz tabii. Şimdi televizyonların sesini biraz daha açın ve Metin Şentürk'ün özlediğiniz yorumunun tadını çıkarın. Aç kalbimi, bak kendine, nasıl düşmüşüm derdine. Aşka kilit vurulur mu? Çık gel kendine. Aç kalbimi, bak kendine, nasıl düşmüşüm derdine. Aşka ceza verilir mi? Bir sor kendine. Nakaratımız bu. İçinde kelebek falan geçer diye bekledim Metin abi ama. Bak geçiyor, bak bak bak. yeni şarkıyı da ilk kez dinlediğimize göre artık sohbetimize noktayı koyma vakti geldi. Ancak son bir konu daha var. O da beyefendinin uyumlu giyim tarzı ve her daim yakaladığı şıklığı. Ben bir tek bu konularda çok titizim. Yani en aşırı hassasiyetimdir bu benim. Kıyafet konusunda bende eksik olmaz. Çünkü çok özeniyorum. Allah, acıvert ayakkabıyı nereden aldın? Ayhan, hala şaka. Hala iğrençlik. Aman Allah'ım ya. Hadi kırmızı diyelim de rahat et bari. Ha? Seviyorum, seviyorum. Çocukken herkes para biriktirir, oyuncak alırdı. Ben para biriktirir, kıyafet alırdım. Bunun sanatçı oluşumla da tabii biraz o da beni göz önünde tuttuğu için dikkat ediyorum ama bu bir karşıdaki gözlere olan saygım, bana bakan gözlere olan saygım, tabii kendime olan saygım ve işime olan saygım.